Aşağıda verilen noktalar y eşittir b üzeri x grafiği üzerindeymiş. Sadece bu noktaları kullanarak y eşittir x'in b tabanında logaritması grafiğine ait başka 3 nokta bulmamız ve bu noktaları aşağıdaki grafikte göstermemiz isteniyor. Noktaları işaretlemek için grafikte noktaların geleceği yere tıklayabilirsiniz. Pekala, şimdi bu grafiği karalama defterime Müsvedde defterime kopyaladım, böylece daha rahat çalışabiliriz. İlk denklemden yola çıkalım. Öncelikle burada x'in alabileceği değerler, burada da y'nin yani b üzeri x'in alabileceği değerleri gösteren bir tablo çiziyorum. x 0'a eşitken y 1'e eşit. İşte buradaki nokta. x 1'e eşitken b üzeri 1 4'e eşit oluyor. Aslında buradan b'nin 4 olduğunu da anlayabiliriz. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir, öyle değil mi? Bu son nokta ise b üzeri 2'nin 16 eşit olduğunu gösteriyor. Evet, yani x 2 eşitken, b üzeri 2, yani y 16 ya eşit. Şimdi de bu fonksiyonu sağlayan 3 nokta bulmamız gerekiyor. Gelin bir tablo daha çizelim. Aslında bu ilk fonksiyonun tersi olacak. Buraya x değerleri, buraya da y eşittir x'in b tabanında logaritmasını alacağı değerler gelecek. Şimdi ne yapabileceğimizi bir düşünelim. Bu iki fonksiyonun ters fonksiyonlar olduklarını söylemiştik. Logaritma üstel fonksiyonun tersidir. O halde buradaki değerleri alıp buraya yazarsak 1, 4 ve 16 Evet, bu değerlerin karşılığı olan y değerleri ne olur? Mesela burada y değeri 1'in b tabanındaki logaritması olur. Ve bu ne demek? b'yi 1'e eşitlemek için b'nin kaçıncı kuvvetini almalıyım? b'nin 0 olmadığını varsayarsak ki bu geçerli bir varsayım olur. Çünkü grafikte b'nin üstel fonksiyonların değerinin 0'a eşit olmadığını görebiliyoruz. 0'a eşit olmayan b değerleri için bu ifade 0 olacak. Ve birinci noktamızı bulmuş olduk. 1 virgül 0. İşte burası. Ve dikkat edin aslında bu nokta bu noktaya karşılık geliyor. x ve y koordinatlarını değiştirerek bu noktayı elde ettik. Genel olarak bir fonksiyonun tersini alırken o fonksiyonu y eşittir x doğrusu üzerinde yansıtırsınız. Ve burada da bir yansıma var. Şimdi tabloya geri dönelim x 4'e eşitken y'nin değeri nedir? y'nin değeri 4'ün b tabanında logaritması olur. Yani b'yi 4'e eşitlemek için, 4'e eşit kılmam için kullanmam gereken kuvvet nedir? Birinci tabloda bunun cevabı var. b'nin birinci kuvveti 4'e eşit. O halde burası 1'e eşit olacak. x 4'e eşitken, y 1'e eşit. Bakın burada da y eşittir x doğrusu üzerinde bir yansıma var. Ve son olarak x 16'ya eşitken, y 16'nın b tabanında logaritmasına eşit olacak. b'yi 16'yı eşitlemek için kullanmam gereken kuvvet, bunun cevabını da biliyoruz öyle değil mi? b'nin karesini alırsak 16 elde ediyoruz. O zaman burası 2'ye eşit olmalı x 16 eşitken y 2 eşit olacak. Tekrar ediyorum, bu noktaları aslında x ve y koordinatlarını değiştirerek elde ettik. Bu da noktaların y eşittir x doğrusu üzerinde yansımasını almak demek oluyor. Evet, soruyu nasıl çözeceğimizi anladığınızı düşünüyorum. Onun için artık soruyu açıp cevabı grafik üzerinde gösterebiliriz. Ve tüm bunları yapmamın sebebi size bu iki fonksiyonun ters fonksiyonları olduğunu göstermekti. Ve artık bunu da bildiğimize göre soruda bizden istenen diğer üç noktayı işaretleyelim. Bu nokta, bu noktaya karşılık geliyor. x1, y0 noktası, x0, y1 noktasına karşılık geliyor. Burada, x1, y4. O halde, x4, Y de 1 olacak. Burada ise x 2 y 16. Buna karşılık gelen noktanın koordinatları o zaman x 16 y 2 olmalı. Evet doğru yapmışız. Tebrikler.